أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء
رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا بِكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana inneke entes semiul alim. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْ كَمَا قَالْ. Bizleri yaratan, yaşatan, kendisine kul, Habibine ümmet eden Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Değerli kardeşlerim, ömrümüzün bir senesinde daha Ramazan ayına kavuşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. İstiyoruz ki bu sene Ramazan bizim için sadece midemizi terbiye ettiğimiz, farz ibadetlerle yetindiğimiz geçici bir zaman dilimi değil de evde olmamızın ve vaktimizin de bol olmasının sağlayacağı avantajla hayatımızı zamanın ve mekanın ötesinde değiştirecek ömürlük ve kalıcı bir dönüşümün müjdecisi olsun. Bu Ramazan bereketiyle tüm ibadetlerimizin sınırlarını genişletip adımlarımızı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda sabitleme fırsatı olsun. Rabbimizin rahmetiyle kuşatılıp affıyla temizlenenlerden ve bu güzel ayın huzuruyla ferahlayıp ve ruhumuzu yükseltenlerden olalım inşallah bu Ramazan'da. Muhterem kardeşlerim, indirilmeye başlandığı aya değer verip o ayı 11 ayın sultanı yapan, indirildiği geceye değer verip o geceyi 1000 aydan daha hayırlı bir gece haline getiren Kur'an-ı Kerim
14 asırdır kimin kalbine nüfuz ettiyse, kimin hayatına dokunduysa onu da değerli yapıyor ve onun da derecesini yükseltiyor. İşte Ramazan ayının çok kıymetli olması Kur'an-ı Kerim'in bu ayda indirilmeye başlamasından dolayıdır. Evet, Ramazan şehri Kur'an'dır. Onun için bizler bu Ramazan'da evde olmamızın da vereceği avantajla evlerimizi, hanelerimizi Kur'an'ın nuruyla dolduralım. Kalplerimizi onun şifa veren mesajlarıyla huzura erdirelim ki Kur'an bizleri de yücelsin ve inşallah bizleri de değerli kılsın. Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesiyle okuyan kişi her bir harfine 10 kat sevap alacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hususu şöyle dile getiriyor. Kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da 10 sevaptır. Ben elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harftir, lam bir harftir ve mim bir harftir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve böylelikle elif, lam, mim harflerini okuyan kişinin her bir harfe 10 sevap olarak 30 sevap alacağının müjdesini veriyor Efendimiz bizlere. Yine başka bir hadisi şeriflerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. İqra'ul Kur'an fe innehu ye'ti yevmel kıyameti şefi'an li ashabi. Kur'an okuyunuz. Çünkü Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir. İşte değerli kardeşlerim, Ramazan ayı Kur'an'ı okumak, anlamak, onun hayat veren mesajlarını yaşantımıza aktarmak için bir fırsattır. Bu Ramazan, hepimiz evlerimizdeyiz. Belki bunun biraz burukluğunu yaşıyoruz. Camilerde mukabele dinleyememenin, teravihleri camilerimizde cemaatle kılamamanın bir hüznü elbette ki var. Ama gelin bizler bu Ramazan ayında bütün bu güzellikleri evlerimizde yaşayalım. Evde olmayı bir avantaja çevirelim. Evlerimizi birer camiye, birer Kur'an kursuna çevirelim. Teravihlerimizi ailemizle cemaat olarak kılalım. Mukabelelerimizi ailemizle beraber okuyalım. Kur'an bilen aile bireyleri bilmeyenlere Kur'an öğretsin. Rabbimizin mesajlarını daha iyi anlamaya çalışmak için Kur'an-ı Kerim'in mealini okuyalım. Onun tefsirlerine bakalım. Ve böylece bu Ramazan'ı Kur'an'la hemhal olarak onu okuyarak, öğrenerek, öğreterek ve anlayarak dolu dolu geçirmiş olalım. Değerli kardeşlerim, Ebu Hureyre radıyallahu anh'den gelen bir rivayete göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurur. Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Kur'an'ı öğrenen fakat onu çevresine yaymayan, yatıp uyuyan kimse ise ağzı bağlı koku yaymayan bir mis kabına benzer. Onun için bizler önce Kur'an'ı öğrenerek, okuyarak ve onu anlayarak mis dolu bir kap haline geleceğiz ve daha sonra o kabın ağzını açacağız. Öğreterek, okuyarak, anlayarak ve yaşayarak da inşallah o kabın içerisindeki mis kokusunu etrafımıza, çevremize yaymış olacağız. Hanemizi, gönlümüzü o mis kokularıyla dolduracağız. Muhterem kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle içerisinde Kur'an okunmayan ev harabe gibidir. Evlerimiz ne kadar lüks,
ne kadar gösterişli, geniş olursa olsun, eğer içerisinde Kur'an okunmuyor, onunla amel edilmiyor ise, o ev harabe bir evden farksızdır. İçinde Kur'an okunan evi melekler ziyaret eder. İçinde Kur'an okunan eve Allah-u Teala'nın rahmeti iner. Gelin bizler bu Ramazan'da evlerimizi Kur'an'la mamur edelim. Gönüllerimizi onun nuruyla dolduralım, ahlakımızı Kur'an'la imar edelim. Kur'an bizler için hidayet ve rahmet kaynağıdır. Kur'an bizler için hayatımızı kolaylaştıran bir rehberdir. Kur'an hayatın ta kendisidir. Kur'an'a göstereceğimiz gerçek saygı onunla yücelmek olmalıdır. Yani Kur'an bizi etkilemeli, değiştirmeli. Kur'an bizim hayatımıza dokunmalıdır. O halde Kur'an karşısındaki duruşumuzu bir kez daha bu Ramazan ayında gözden geçirelim. Kur'an okunduğu zaman kalbimiz ürperiyor, imanımız artıyor, hissiyatımız coşuyor, gözlerimizden yaşlar akıyor mu? Yoksa o dağları bile paramparça edecek güçte olan Kur'an'ın uyarıları bizim bir kulağımızdan girip öbür kulağımızdan çıkıyor mu? Değerli kardeşlerim, Ramazan şehri Kur'an'dır dedik. Kinden, nefretten, hasetten pas tutmuş olan kalplerimizi gelin bu Ramazan'da Kur'an'ın nuru ile yeniden arındıralım. Kalplerimiz vahiy ile yeniden dirilsin. Unuttuğumuz değerlerimizi Kur'an'la yeniden hatırlayalım. Kulluğumuzu, sorumluluğumuzu, kardeşliğimizi bu Ramazan'da Kur'an'la yeniden diri tutalım. Kur'an'ı okuyacağız elbette ama öyle okuyacağız ki değerli kardeşlerim, sindire sindire, düşünerek, anlayarak, davranışlarımıza, hayatımıza, ahlakımıza yansıyacak, etki edecek şekilde okuyacağız. Hatimlerimizi, mukabelelerimizi bu şekilde okuyacağız. Kopardığımız bağlar inşallah bu Ramazan'da Kur'an'la yeniden sağlam bir hale getireceğiz. Rabbim inşallah bu Kur'an ayında gözümüzü, gönlümüzü, sadrimizi Kur'an'a açsın. Açsın ki dilimizle okumakla kalmayalım, onu yaşantımıza, ahlakımıza, hayatımızın her anına sirayet ettirelim. Sağlıklı bir şekilde, huzurlu bir şekilde Ramazan'a girip dolu dolu Ramazan ayını yaşayıp günahlardan ve maddi manevi bütün hastalıklardan kurtulup en güzel şekilde inşallah bayrama erişelim. Rabbim hüzünlerimizi sevince çevirsin. Rabbim inşallah mahrumiyetimizi rahmete dönüştürsün. Hanelerimizi muhabbet kılsın. Evlerimizi mektep eylesin. Başımızdaki musibetten de bir an önce kurtulmayı Rabbim nasip eylesin. Ramazan-ı Şerifiniz tekrar mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Ah nice bir uyursun uyanmaz mısın?